tarihli ve 173 sayılı teklifi. Ek 2, yapılabilmesi için Orbel AŞ'ye yönetim kuruluna yetki verilmesi talebine ilişkin 09.01.2020 tarihli ve 2000... Meclis toplantısının 12.12 tarihli birleşimine ait tutanak özetinin oya sunulmasını gerçekleştireceğiz. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Bölümün hususunda soru önergemizi kabule arz ederiz. 1. Ordu Büyükşehir Belediye'nin konut artı turizm artı ticaret alanına dönüştürülmesi teklifi ise toplantıda her zaman bahsettiğimiz gibi bir de misafirimiz var. Akkuş'tan Medine Başak, Akkuş ilçesini temsilen toplantımıza katılacak. Sizler de uygun görürseniz. Dolayısıyla önce Medine Başak Gül'ü konuşma yapması için sizin oylarınıza sunmak istiyorum. Çoğunluğumuz vardır. Sayın Başkanım, sizinle katılımlarınızı da düzenlenen Ardahan Yardımcısı Kar Festivali ilçemizde büyük bir coşkuyla yapılmaya başlandı. Biz gençler hakkı etkinliği düzenli olarak yapılmasını ve sizi de akkuşumuzda görmek istiyoruz. Kıvaklarımızı bekliyoruz. Yine etkinliğin yapıldığı yaylamızın güzelliğini hepimiz tarafından bulunmaktadır. Bu yaylamızın daha da gelişmesi için ilçe merkezimiz ve yaylamız arasında teleferik yapılması mümkün müdür? İlçe merkezimizde bulunan İstiklal Caddesi'nde yoğun ortasından yürümek zorunda kalıyoruz. Kaldırımların ve aydınlatmanın yapılması oluşabilecek kazaları önleyecektir. Az önce de bahsettiğim gibi çoğunluğumuz var. 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısını açıyorum. İtirazların reddi komisyonumuzca olduğunu görmüştür. Ayrıca tıpkı arkeolojik kazı yapar gibi bütün o hatların, boruların aralarını büyük bir mücadele arkadaşlar temizliyorlar, yapıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum başkan olarak. Ve bu çalışmayı aynı zamanda bu kredinin de inşallah gerçekleşmesiyle bize fazla yük olmadan İller Bankası vasıtasıyla yapacağız. Şu anda çam başındaki çalışmalar yüz akı bir çalışma. Yani ordu şimdiye kadar böyle bir çalışma görmedi. Yani Türkiye'de de büyük yankıları oldu. Bunlar ordunun katma değerini artırıyor. Yani durduğu yerde değeri artıyor. Yani bunlar çok önemli çalışmalar ve üstelik at binicisine göre kişliyor. Yani biniciler de iyi. Hocam merak etmeyin, atlar yanlış yapmaz. Yani bunu beraber şeyini de yapacağız, denetimini de birlikte yapacağız. 60 milyon bizim için de çok öyle büyük para değil ama tabii hepsi, bütün miktarlar önemlidir. Bu ciddiyeti de biz yerine getireceğiz, merak etmeyin. Gururla yürüyeceğimiz, ordulu olmaktan mutluluk duyacağımız, şehrimizle gurur duyacağımız, gücümüzle de gurur duyacağımız bir şehiriz. Biz kaynaklarımızı yeterince kullanmıyorduk, yeni kaynaklar oluşturduk. Yeni imar daire başkanımız da bu çalışmaları yapıyor. Kullanmadığımız kaynakları kullanıyoruz. Değerlendirmediğimiz fındık bahçeleri var. Fındığını bile toplamamışız. Büfeler var, çalışmalar var. Almadığımız paralar var. Tahsil etmediğimiz kaynaklar var. Bunların hepsini ele aldığımız zaman çok daha büyük işler yapacağız. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Hidrojeni ayıramıyoruz şeyde, azotu ayıramıyoruz hayatımızda. Tamam mı? Şimdi bu durumda bunu oylarınıza sunuyorum, sunduk zaten. Şimdi yeni maddeye geçiyoruz arkadaşlar, buyurun.
Gündem 35, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 08.01.2020 tarihli ve 245 sayılı teklifi, Başkanlık Makamı'na, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.09.2016 tarihli ve 2016-2028 sayılı kararıyla onaylanan Ordu ile Altınordu ilçesine ait 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı iptali yönünde açılan birçok davada İdari yardım mercilerince yapılan incelemeler üzerine 19 adet dosyanın parsel bazında iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle plan bütünlüğünde bulunduğunun yanına geldiği planın nazım imar planı ana kararları şehircilik bütçeleri ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşvik ettiği anlaşılmıştır. Bahse konu davalarda mahkeme dosyasında sunulan iletişim raporlarında plan değişikliğinin geneline ilişkin yapılan değerlendirmelerde, dava dosyalarında bulunan belgelerde, ilgili birimlerin konuya ilişkin raporlarında, planın genelinde geneline ilişkin olarak, kamu kaynaklarının yerinde ve sağlıklı kullanılması için dava konusu imar planına ait temel gösterilen gerekçe ve gerekleri oluşturmadığı, analitik çalışmalar ile desteklenmediği, bu plana ilişkin detaylı ve sağlıklı nüfus ve iş gücü projeksiyonu yapılmamış olduğu, analiz ve sentez çalışmalarına dayandırılmamış bir plan olduğu anlaşılmıştır. Yapılan bu tespit ve değerlendirmelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planının belirtilen nedenlerden dolayı üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, kamu yararına ve imar mevzuatına aykırı olduğu, ileriye dönük telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu sebeplerden dolayı detaylı ve sağlıklı nüfus ve iş gücü projeksiyonunun yapılmamış olduğu, arazi kullanım kararlarının ve yoğunluk artışı bulunan özel proje alanlarının sorgulanır hale getirildiği dosyasıyla revizyon ve ilave plan olma işleminin meşru zeminin ortadan kaldırıldığı göz önünde bulundurularak bahse konu revizyon imar planının yeniden değerlendirilmesi amacıyla mekansal planlar yapılmayan zeminin 25. maddesine göre yeni bir 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılmasına karar verilmiş olup konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7-B, 7-C ve 14. maddeleri gereği görüşülerek karar verilmek üzere belediyemiz meclisine havalesine arz ederim. Değerli üyeler, teklifi dinlediniz. Konuya ilişkin gruplar veya şahıs adına söz almak isteyen var mı? Buyurun. Başkanım, bu 19 adet dosyalara bu bahsedeceğim. Arkadaş, bir cevap verir misiniz? Bunların hepsini İmar Daire Başkanlığı olarak geldiğiniz zaman size gösteririz. Şu anda yanımızda yok. Ama mahkemece, idare mahkemece iptal edilmiş, parsel basında iptal edilmiş yerdir. Ama mecliste böyle bir karar almak istiyoruz ve şöyle yapalım. İsterseniz İlhan Bey'e rapor olarak getiririz. Tamam. Raporu size taktı. Şöyle yapın. Biz yetki istiyoruz. İmar Daire Başkanlığı'na bu işlemin yapılması yetkisi istiyoruz. Karar. Evet. Şimdi orada detayları belirtiliyor zaten. Parça parça şeyler var orada. Maddeler var. Onların hepsini yetki alacaklar. İncelikler neticesini size getirecekler. Bu bir işlem. İşlem için yetki istiyorlar aslında. Tıpkı bizim kredi istememiz gibi. O detaylarını bilahare size sunacağız. Evet. Evet. Konuya ilişkin evet. Teklifi okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Gündemin 36 maddesi Atakan Bey. Belediyemiz bünyesinde 2020 yılında çalıştırmaya devam bulunacak veya 2020 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlayacak sözleşmenin karşılığını ayrıca ücretlerin belirlemesi ilişkin Plan Vakıfı Komisyonu'nun 26.12.2019 tarihi ve 2019 tarihi 49 sayılı raporuna ait görüşü. Teklif üzerine ve komisyonumuza yapılan inceleme müzakeresi neticesinde belediyemiz ve 5.398 sayılı belediye kanunu 49. maddesi çerçevesinde 01.01.2020 tarihinden sonra çalışmaya devam olunacak veya 2020 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlayacak sözleşmenin karşılığında ücretlerin ekli bir sayılı cetvelde sınıf ve ünvan basınlar hizalarında belirtilen neş ücret ve sınav mahsulü tespit komisyonu uygun görmüştür.
Evet. Cetvel var. Evet. Cetvelin hepsini okumamıza gerek yok diye düşünüyorum. Bu madde bizde yok zaten. Ha. Bizde gelen şöyle yapalım. O zaman okuyalım. Dağıtılmadı mı arkadaşlar? Dağıttınız mı arkadaşlar? Listeleri dağıttınız mı? O zaman dağıtın, hazırlayın. Arkadaşlara dağıtalım. Bu maddeyi şöyle yapıyoruz. Oylamadan geçiyorum. Size listeler gelsin, ondan sonra oylayalım. Öyle yapalım. Evet. Gündem 37. Evet. Gündem 37'yi okuyalım. Meclis Başkanlığı'na 5.393 sayılı belediye kanunu yasasının 3. maddesine göre Büyükşehir Belediye'nin bünyesinde kadro karşılığı çalışan sözleşme personeline 2020 mali yılında ödenmesi belediyemiz meclisince kararlaştırılmıştır. Büyükşehir Belediye'miz bağ kuruluşu OSKİ'de aynı sıkıntı ve aynı zamanda kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel içinde uygulanmasına arz ve teklif ederiz. Meclis üyeleri Necip Demir, İsa Gül, Muhammed Ünlü, Nevzat Ege, İsa Karayiğit, Yaşar Tanrısoğlu. Değerli üyeler, önergeyi dinlediniz. Konuya ilişkin gruplar veya şahıs adına söz almak isteyen var mı? Başkanım, bunların hiçbiri bizde yok. Şimdi tasarruf dediğim gibi bu kadar da olmaz. Yani tasarruf değil, bunlar da başka bir şey. Ya bu kağıtlara biz önceden getirdik. Zaten bunlar bütün şeyler. Ya bunlar yüzünden meclisi yavaşlatmayalım. Bunlar olmadı, şimdi burada bekliyoruz. Çok basit bir fotokopi işi bu. Başkanım, evet. Yani. Bir dakika, evet. Şimdi başkanım, bunlar tasarrufla alakası yok. İşte bunlar ek madde. Gündem hazırlandığı zaman bunlar gelmemiş olan bunların son dakikada bir gündeme gelmişti. Ve bu sabahtan gelmişti. Bunların gündemi alıp almayacağını da bilmiyoruz. Ama bak böyle şeylerde, hazırlıklı olacaksınız. Evet. Hazırlıklı olacaksınız. Hayır, siz buna hazırlıklı olacaksınız. Toplantı sırasında bunu yapabilirdiniz. Bu sizin için de iyi bir not değil aslında. Bunlar hazırlıklı olacaksınız. Tabii tabii. O bakımdan şey bile tasarrufla alakası olmayan bir iş. Tasarrufla ilgili olmayan bir şey. Arkadaşlar bu çalışmaları yapacak. Başkanım, bir de bu gündemleri ve şeyleri iki kişiye bir tane bırakmışlar. Ben şeye bakarken buradakine eğiliyorum. Olmaz, olmaz o. Herkese yani, herkese teker teker. Tasarruf da. Hayır bu tasarruf. Yani, hayır bu tasarruf işi değil. Tasarruf işi değil. Evet, buyur. Başkanım, değerli meclislerimizin ve delegasyonun saygıyla selam diliyorum. Bir önceki atlamış olduğumuz konu, normlandığı alınan sözleşmeli personelden asgari ücret üzerinden, eğer mühendisler teknik hesabının üzerine tekrar ilave edilmek kaydıyla rutin olan bir işlemden ibaret ediyor. Rutin. Diyorum burada mali hizmetlerle ilgili genel sekreter yardımcımız var ve aynı zamanda da OSKİ ile aynı birinde, aynı statüde çalışan arkadaşlara sözleşmelilerin fiyatlarının eşitlenmesi konusu ikinci konu. Evet. Konu bundan ibarettir. Rutin işlemdir. Aslında çok da abartıldığı kadar şimdi, arkadaşların da önemsediği kadar bir konu değil. Değil ama yani ilki açısından bunu ekrandan yansıtabiliriz arkadaşlar. Ekrandan yansıtabiliyor musunuz? Sayın Başkanım, komisyonlarda bizim üyelerimiz yok. Bunlardan arkadaşlar için. Hayır, yok. O belki bunu, basit bir konu olabilir yok, ama. Bunun komisyonla alakası yok. Hayır, komisyonla bak, komisyonla da alakası yok. Şeyle de, tasarrufla da alakası yok. Evet, buyurun. Buyurun. Sayın Başkanım, öncelikle toplantımız hayırlı olsun. Aslında bu devralı meselesi, kağıt tasarruf olan bir arkadaşımız bunu yukarıdan aşağı okuyabilirdi. Zaten bu da genelge yayınlandı. Genelge yasak bir durum. Dolayısıyla sadece meclis onayı gerektiren bir durum. Bu anlamda bu olabilir ama arkadaşlar hazırladı, dağıttılar. Evet. Bu arada söz almışım evet. Sayın Bakanım. Geçtiğimiz hafta havza havza ordumuzun dört noktasında yapılan kar etkinliği için şahsınıza, ekibinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bizim de Argan Yaylamızda işte